Selam arkadaşlar, selam dostlar. Uzun süredir içerik videosu üretmiyordum. Short videoları ekledim kanalıma fakat geniş çaplı bir video hazırlamamıştım. Birçok arkadaşımızdan, dostumuzdan, öğrencimden daha önce yaptığım LexVox ses terapi tekniği hakkındaki videom çok beğenildi. Bununla ilgili çeşitli sorular geldi ve videonun devamı istendi. Bugün de LexVox ses terapi tekniği hakkında tamamlayıcı bazı bilgiler vereceğim. Böyle bir video hazırlayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, çanı çalmayı, yorumlar yazmayı unutmuyoruz. Hazırsak başlayalım. Merhaba, bugün sizlere ses terapisi hakkında oldukça popüler hale gelen LexVox tekniği hakkında bilgi vereceğim. LexVox özellikle ses sağlığına yönelik kullanılan ses tellerinin rahatlamasını ve optimal ses üretimini teşvik eden bir egzersizdir. Egzersiz yöntemidir. Bu teknik sesini profesyonel olarak kullanan kişilerden ses rahatsızlıkları yaşayan hastalara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. LexVox adını iki kelimeden alır. Lex gevşeklik, vox Latince'de ses anlamına gelir. Yani gevşek ses. Bu da tekniğin genel amacını açıkça ortaya koyar. Ses tellerini fazla zorlamadan sağlıklı ve rahat bir ses çıkışını sağlamak. Bu teknik genellikle su dolu bir kaba, silikon bir boru eklenmesiyle yapılır, uygulanır. Ses telleri bu tüp içerisinden yapılan üflemeyle titreşir ve bu sayede hem ses tellerinin hem de tüm vokal sistemin rahatlaması sağlanır. LexVox'un faydaları nelerdir? LexVox hem profesyonel ses sanatçıları hem de günlük hayatla sesle ilgili sorun yaşayanlar için birçok avantaj sunar. Bu tekniğin temel faydalarından bir tanesi ses tellerinde oluşan gerilimi ve baskıyı azaltarak rahatlama sağlamaktır. Ayrıca ses tellerinin düzgün çalışması için gerekli olan esnekliği ve dayanıklılığı arttırır. Bu teknik özellikle sesin çatallaşması, boğuklaşması gibi sorunlar yaşayanlarda etkili sonuçlar verir. Aynı zamanda ses performansını arttırmak isteyenler için ideal bir çalışma yöntemidir. LexVox'ta gördüğünüz gibi küçük bir pet şişesine 3-4 santim kadar su koyuyoruz ve bunun içine şöyle gördüğünüz 30-35 santim uzunluğunda silikon bir boru, yaklaşık 1 santim, 1,5 santim genişliğinde olabilir. Bunu delerek, çok basit bir sistem, bunu evde rahatlıkla yapabilirsiniz. LexVox tüpümüzü hazırlamış oluyoruz. LexVox tekniğinde uygulanan bileşik egzersizlerle ilgili sizi bilgilendireceğim. Bu egzersizler tekniğin etkinliğini arttırmak amacıyla çeşitli hareketlerin bir arada uygulanması şeklindedir. Daha önceki videomda bazı egzersizler göstermiştim. Bunlardan bir tanesi sadece havayı üfleme, ses üfleme, notalar üzerinde portamento, staccato, glissando gibi egzersizleri göstermiştim. Şimdi bu egzersizleri birleştirerek bileşik egzersizler adını verdiğimiz çalışma tekniğinden birkaç tane örnek göstereceğim. Örneğin birinci videomuzda gösterdiğimiz portamento, yani do re mi fa sol fa mi re do şeklinde yaptığım egzersize bir egzersiz daha ekliyoruz. Glissando kaydırma egzersizini ekliyoruz ve bileşik egzersiz elde ediyoruz. Bir örnek verelim. Örneğin portamento ile başlıyorum, arkasından glissando'ya bağlıyorum. Yani glissando kaydırma dediğimiz şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Yani do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Bu 5 ses arasında gittik geldik. Bir daha tekrarlayalım. Güzel bir egzersizdir. İlk
videomda anlattığım çok ufak detaylar vardı. Yani Lexvox seks terapi tekniğinin olmazsa olmazı bazı küçük detaylar vardı. Bu detaylar tekniğin daha faydalı olması için çok gerekli detaylar. Bunlardan bir tanesi nedir? Ses üflerken ya da hava üflerken çıkan kabarcıkların seviyesinin eşit olmasına, ne çok fazla ne çok az olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Aynı seviyede gitmesi gerekiyor. Yani bu şekilde. Ne çok fazla yapıyoruz, ne çok az yapıyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi ikinci egzersizi gösterelim. Yine bileşik egzersiz. Yani şudur. Yine portamento yapıyoruz. Staccato'ya bağlıyoruz. Yani 5 sesten bahsetmiştim. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, o, 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 o. Gösterelim. Şeklinde. İkinci egzersizimiz de bu şekilde. Arkasından bir üçüncü egzersizimizi daha göstermek istiyorum. Burada da 3 bölümü portamento, glissando ve staccato'yu bir arada yapıyoruz. Hazır mıyız? Do, re, mi, fa, staccato gibi. Önce portamento, sonra glissando, arkasından staccato. Yani kesik kesik. Glissando kaydırma diyoruz. Portamento da tane tane. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do şeklinde. Gösterelim. Portamento ile başlıyoruz. Üç bileşik egzersizi aynı anda yaptım. Bu bize nasıl bir fayda sağlar? Daha önceki videolarımda da çok detaylı anlattığım gibi ses tellerinin tam senkron çalışmasını sağlayan çok özel bir egzersiz. 1950'li yıllarda Finlandiyalı bir kulak burun boğaz mütehassısı tarafından ilk keşfedilmiş ve daha sonra Türkiye'de doçent doktor İlter Denizoğlu tarafından geliştirilmiş çok özel bir teknik. Sadece ses sanatçıları için değil, sesinde bazı tıbbi problemler yaşayan, rahatsızlıklar yaşayan insanlar için de ses terapisi olarak, destekleyici olarak kullanılıyor. Bu egzersizlerimize başlamadan önce humming, yani mırıldanma egzersizi üretmek Lexvox'un temel egzersizlerinden bir tanesidir. Çok yumuşak bir ses çıkartarak suya üflemektir. Yumuşak bir ses çıkartmak ses tellerinin rahatlamasını sağlar. Bu tip titreşimler ses tellerindeki gerginliği giderir. Sesin daha rahat bir şekilde çıkmasını sağlar. Size az önce gösterdiğim egzersizleri, aralıkları çalışmak, portamento, glissando, staccato gibi egzersizleri çalışmak ses tellerini oldukça rahatlatır. Bu egzersiz farklı frekans sesleri denemek, sesin alt ve üst sınırlarını belirlemek, zorlamak üzerine kuruludur. Bu çalışma sırasında farklı tonlarda üflenen sesler ses tellerinin esnekliğini arttırır. Lexvox egzersizi sırasında doğru nefes kullanımı çok önemlidir. Bu teknik diyafram nefesiyle ses üretimini teşvik eder. Nefes kontrolü ses kalitesini arttırırken uzun süreli performanslarda ses yorgunluğunu da azaltır. Solunum kontrolü çalışması özellikle uzun süreli ses kullanımı gerektiren profesyoneller için faydalıdır. Lexvox tekniği ile yapılan egzersizler, bir diğer bileşik egzersiz, stresin ses tellerindeki etkinliğini azaltmayı amaçlar. Sesin vücutta nasıl rezonansa girdiğini hissetmek, gerginliği azaltmaya yardımcı olur. Rezonans çalışmaları, sesin daha güçlü bir şekilde duyulmasını sağlar. Sonuç olarak, Lexvox ses terapi tekniği, ses tellerinin rahatlamasını ve daha sağlıklı bir şekilde kullanılmasını teşvik eden son derece etkili bir yöntemdir. Bileşik egzersizler bu tekniğin faydalarını arttırarak ses tellerinin esnekliğini, dayanıklılığını gösterir. Sesini profesyonel olarak kullanan sanatçılar, öğretmenler veya uzun süre konuşmak zorunda olan herkes için bu teknik büyük bir avantaj sunar. Özellikle ses sorunları yaşayan bireylerin
Bu tekniği bir uzman eşliğinde öğrenmesi ve düzenli olarak uygulaması ses sağlığını korumakta önemli bir adım olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, çanı çalmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.